Şimdi de uzun. Şöyle şöyle. Vallahi ben şuraya bırakacağım. Eller yanında sağ sola. Eller yanında Allah'ım. Bırak. Sağ bacağı karnına çek. Arkada dön. Aslında bizim bu süreç 2022'de başladı. 2022 Avrupa Şampiyonası. 2022 Avrupa Şampiyonası bir kota mücadelesiydi. Orada işte Avrupa ikincisi olduktan sonra kotamızı aldık. Biz de ikinci olduğumuz için o zaman işte dünyada ilk kotayı biz almıştık. 2023'te Dünya Şampiyonası vardı. İşte bu senede Paralimpik yılı. Asıl hedefimiz zaten Paralimpiklerde. Bunun hepsinin totaline baktığımız zaman. Şu anda zaten kısa bir süre kaldı. İki ay gibi, yaklaşık iki ay gibi süremiz kaldı. Baksana adam, zayıf çocuk adam. İşin açıkçası süre yaklaştıkça bizde de, sporcularımızda da, teknik ekipte de tatlı bir heyecan var. Çalışmalarımızın şiddeti biraz daha artırıyor, süre yaklaşıyor. Çocuk adam ekranında. ...24'ünde başladık, 30'una kadar kampımız burada sürüyor, Kayseri'de sürüyor. Bu kampı kondisyon, güçlendirme kampı olarak değerlendiriyoruz. Ona göre çalışmalarımız devam ediyor. Ayın 1'inden itibaren 1-8 Temmuz tarihleri arasında da... ...İstanbul Riva TFF testlerinde kampımıza gireceğiz. Orada işte daha çok teknik taktiğe dayalı çalışmalarımız olacak. Herkesin de bildiği gibi Paralimpik Oyunlar, Olimpiyatlar dünyanın en büyük spor organizasyonu. Bir sporcunun en büyük hedefi olimpiyatlara, paralimpiklere gitmektir. Böyle bir organizasyonda görme engelli bir futbol milli takım olarak katılmak ve dünyadaki 8 takımdan bir tanesi olmak bizim için gerçekten ülkemizi bu şekilde temsil etmek gurur verici bir şey. Sorumluluklarımızı biliyoruz, üzerimizdeki formanın ağırlığını biliyoruz. O yönde çalışıyoruz, ediyoruz. Zor bir grubumuz var işin açıkçası. İkinci maçımız Çin'le. Çin geçen senenin dünya ikincisi. Son maçımız da inşallah Fransa'yla. Fransa'da ev sahibi takım. Elbette gönlümüzden geçen hedefimiz Paralimpik şampiyonluğu. Ülkemize bir takım sporlarında, futboldaki takım sporlarında madalya kazandırmak. İnşallah Rabbim de bize bunları nasip eder. Biz zaten 2022'deki Avrupa finaliyle, Avrupa'da final oynayarak bu kotayı kazanmıştık. O zamandan bu yana hayallerimiz ve çalışmalarımız Eylül'de düzenlenecek olan Paris Paralimpik Oyunları içindi zaten. Bu seneki Şubat ayından itibaren de takım olarak hani bir araya gelerek çok daha fazla sık antrenmanlar yapıyoruz zaten. Ve bir ay önce gene Fransa'da düzenlenmişti. Dünya Grand Prix'sine katıldık. Orada çok iyi test maçları yaptık. Oradan kazanımlarımız var. Ders almamız gereken şeyler var. Onları bu önümüzdeki iki ay içinde değerlendirerek hazırlıklarımızı devam edeceğiz.